Merhaba arkadaşlar. 9. sınıflarda 4. ünitede ilk konumuzdayız. A şıkkında. Spiel und Spaß oyun ve eğlence demektir. Hemen ben birinci alıştırmaya bakıyorum. Blick an das schwarze Brett. İlan panosuna bir bak diyor. Schwarze Brett ilan panosu demektir çocuklar. Hemen ben bizden isteyenlere bakıyorum A şıkkında. Hör dir das Gespräch an, was passt nicht kreuz an. Diyaloğu bir dille uygun olmayan kelimeyi işaretle diyor. Evet, kelimeler şurada sağ tarafta arkadaşlar. İşaretleyebilmek için kelimeyi tanımak lazım. Hemen ben kelimeleri size tanıtayım. Freizeit, boş zaman. Boş zaman etkinliği olarak geçecektir eğer varsa diyalogda. Sport, spor, beden eğitimi. Burada sportif faaliyetler olarak geçecektir. Reisen, seyahat etmek. Evet, ama bizden ne istiyor? Olmayanı istiyor. Diyalogda geçmeyen etkinliği istiyor. Bu durumda biz diyaloğu bir okuyacağız. Ben okuyorum çocuklar. Siz dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışınız. Dinlediğiniz takdirde bilinmeyen kelime yok. Genelden de tahmin edebilirsiniz zaten. Ne üzerinde bir diyalog, neden bahsediliyor veya bahsedilmiyor tarzında. Lisa ve Marta arasında geçen bir diyalog. Lisa ile başlıyorum. Lisa. Hallo Marta. Was liest du denn da? Marta. Hallo Lisa. Schau hier, die Anzeigen am schwarzen Brett. Lisa. Und gibt es was Interessantes? Marta. Ja, bei Sport und Freizeit. Eine Band sucht eine Sängerin. Vielleicht kann ich wieder singen. Aber für dich gibt es nur Bücher, oder? Lisa. Ja, stimmt. Ich lese sehr gern, aber ich möchte auch fotografieren. Leider gibt es keins mehr. Marta, doch, schau mal, hier steht was. Lisa, keine Provis, klingt es gut. Marta, was machst du am Wochenende? Fährst du wieder in Linie? Lisa, ja, gern, ja, genau. Am Samstagmittag fahre ich in Linie. Und am Sonntagvormittag laufe ich um 8 Uhr. Marta, oh nein, so früh? Lisa, ja, meine Liebe, ich weiß, du magst lange schlafen. Marta, ja, du hast recht, ich mag schlafen. Evet, Marta ve Lisa arasında geçen bir diyalogtu. Arkadaşlar, diyalogda bahsedilmeyen etkinlik hangisiydi diyalogda? Freizeit, boş zamandan bahsedildi, okuma vesaire. Sport, tabii ki. Tekerlekli paten sürmeden bahsedildi, koşmaktan bahsedildi. Reisen, seyahattan bahsedilmedi çocuklar. Uymayan etkinlik Reisen'dir. Diyaloğumuza uymamaktadır. Hemen ben B şıkkına geçiyorum çocuklar. Bakalım B şıkkında bizden ne isteniyor. Hör dir das Gespräch noch einmal an und lies die Anzeigen. Über welche Anzeigen sprechen Sie nicht kreuze an? Evet. Diyaloğu tekrar bir dinle diyor. Diyaloğu tekrar bir dinle ve ilanları oku. Anzeigen ilanlar demektir ve ilanları oku. Diyalogda hangi ilandan bahsedilmiyor? İşaretle demiş. Burada 6 tane ilan var ve okuyalım ilanları. Aşkından başlıyorum. Keine Provis, fotografierst du gern, möchtest du auch mitmachen, dann melde dich sofort Dienstag. Dienstags. Fotoğraf çekmeyi sever misin? Beraber yapmak ister misin? Bizimle beraber yapmak ister misin? Eğer istersen hemen başvur demiş. Dienstag, salı günleri bunlar bu etkinliği yapıyor. Hemen B şıkkına bakalım. Lust auf Sport diye bir başlık atmış. Wir laufen Sonntag um 8 Uhr. Läufst du gern? Dann komm doch auch. Evet. Ne diyor? Biz pazar günleri, pazarları saat 8'de koşuyoruz. Koşmayı sever misin? O halde bize katılabilirsin. Demiş. C şıkkına bakalım. Fährst du gern in Linie? In Linie tekerlekli paten demektir arkadaşlar. Unsere Schule fährt in Linie. Wir haben immer viel Spaß. Und du komm, dann komm einfach. Demiş. Samstag. Evet. Biz okul olarak buz pateni yapıyoruz. Pardon, tekerlekli paten sürüyoruz. Çok da eğlenceli oluyor. Ya sen o halde rahatlıkla bize katılabilirsin diyor. Samstag, cumartesi günleri yapılan bir etkinlik. D şıkkına bakalım. Mahmut diye bir başlık atmış. Fußballmannschaft sucht noch Spieler. Spielst du auch gerne Fußball? Wir trainieren sonntags um 9 Uhr.
Evet, futbol takımı bir oyuncu aramaktadır. Futbol oynamayı sever misin? Biz pazar günleri saat 9'da antrenman yaparız diyor. Evet, aşkına bakalım. Lise tref, listogen, spistogen, übe büyü, nächste Woche am Montag 15:30 fangen wir an. Kitap okumayı sever misin? Ya da okumayı sever misin? Kitaplar üzerinde konuşmayı sever misin? Gelecek hafta pazartesi günü 15:30'da başlıyoruz. Aşkına bakalım. Singst du auch gern? Unsere Band sucht eine Sängerin. Hast du Interesse? Dann melde dich sofort samstags 13:30. Şarkı söylemeyi sever misin? Grubumuzun bir şarkıcıya ihtiyacı vardır. İlgin var mıdır böyle şeylere? O halde hemen arayabilirsin. Etkinlik ise cumartesi günleri 13:30'da yapılmaktadır. Evet arkadaşlar, diyaloğu tekrar kendiniz de dinleyebilirsiniz. Tabii ki kayıtta olduğu için. Diyalogda bahsedilmeyen etkinlik hangisiydi? Hangi ilan diyaloğumuza uymuyordu bu durumda? Tabii ki D şıkkı uymuyor çocuklar. Bir futbol takımından, bir futbol takımına oyuncu aranmasından, işte o futbol takımının antrenman saatlerinden veya günlerinden bahsedilmedi. D şıkkı diyaloğumuza uymayan ilandır. Hemen C şıkkına geçiyorum arkadaşlar. C şıkkında ise bizden istenene bir bakalım. Hör dir das Gespräch noch einmal an. Was ist richtig? Kreuz an. Diyaloğu tekrardan bir dinle. Doğru olan cümleleri işaretle demiş. Biz burada doğru olan cümleleri değil de doğru yanlış diye gidelim arkadaşlar. Hemen birinci alıştırmadan başlıyorum. Martha möchte nicht wiedersehen. Yanlış. Lisa liest gern. Doğru. Martha möchte nicht fotografieren. Yanlış. Lisa fährt in Linie. Doğru. Martha mag nicht lange schlafen. Doğru. Lisa läuft am Sonntagvormittag. Doğru. Evet arkadaşlar, siz diyaloğu tekrardan dinlerseniz nelerin doğru, hangi cümlelerin doğru, hangi cümlelerin yanlış olduğunu çok iyi fark edebilirsiniz. Evet, hemen yan tarafta bir gramer bir çalışma var. Biz bu çalışmayı biliyoruz arkadaşlar. Düzenli ve düzensiz fiiller olarak bu konuya biz değinmiştik tabii ki doğal olaraktan. Burada düzensiz fiiller var arkadaşlar. Bu bölümde, diyalogda da aynı şekilde. İşte fahren düzensiz bir fiildir. Zehen düzensiz bir fiildir. Sprechen düzensiz bir fiildir. Zaten birinci dönem işlemiştik biz. Sprechen ilk düzensiz fiillere verdiğim ilk örnekti. Laufen de düzensiz bir fiildir. Düzensiz fiillerde neydi arkadaşlar özellik? İkinci tekil kişi zamiri ve üçüncü tekil kişi zamirlerindeki fiil kökündeki sesler değişime uğruyordu. Ne şekilde değişime uğruyordu? Biz bununla ilgili not da almıştık. Burada da zaten ifade var. Evet, siz bu bilgiler doğrultusunda buradaki her bir fiili tek tek tekil ve çoğul kişi zamirlerine uygun bir şekilde çekimleyebilirsiniz. O bilgiye vakıfsınız. Dolayısıyla hemen geçiyorum. İkinci alıştırmada bizden istenen neymiş bakalım. Rasende Reporter, çılgın röportajcı demiş. Çılgın röportajcı. Aşkına bakalım. Frag deine Freunde und notiere die Antworten. Arkadaşların aşağıdaki soruları yönelt ve cevapları not al demiş. B şıkkında presentiere die Ergebnisse in der Klasse ve sınıf ortamında paylaş demiş. Sınıf ortamına sun. Sorulara bir bakalım. Ist du viel? Çok yer misin? Fährst du Fahrrad? Bisiklet sürer misin? Fährst du in Linie? Tekerlekli ayakkabı sürer misin? Schläfst du 10 Stunden? 10 saat uyur musun? Liest du viel? Çok okur musun? Sprichst du Chinesisch? Çince konuşur musun? Läufst du gern? Koşmayı sever misin? Triffst du gerne Freunde? Arkadaşlarına buluşmayı sever misin? Tabii ki sınıfta olsaydık farklı cevaplar alacaktık. Herkesin tercihi farklı olacaktı. Ama siz bunu kendinizde size sorulmuş gibi bu sorulara yanıt verebilirsiniz, olumlu veya olumsuz. Evet arkadaşlar, burada yine bir tüyo var. Tüyo da düzensiz fiillerin özelliğinden bahsedilmiş ve bunlar üçüncü tekil kişide vurgulanmaktadır. Ben zaten derste size anlatmıştım bunu. Düzensiz fiilleri ikinci tekil kişi ve üçüncü tekil kişide fiil kökündeki sesler
değişiminden tanımaktayız. Fiil kökündeki sesler neye göre değişecektir? Onunla ilgili tiyoyu ben size, ipucunu ben size vermiştim. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın.